Mezhepsizlik büyük tehlike. İtikatta mezhepsizlik Maturidi veya Eş'ari'nin dışında. Ben Ehl-i Sünnetim ama Maturidi Eş'ari değilim. Böyle bir şey yok. Ben Ehl-i Sünnetim ama Maturidi Eş'ari değilim. Böyle bir şey yok. Ben insanım ama hiçbir ırktan değilim demek gibi bir şey. Nasıl sen insansın da hiçbir ırktan değilsin? Nasıl bir ırktan değilsin? Adem Aleyhisselam'dan beri genetiği çocuklarından ırklara bölmüş. Ve cehennelakum şuuben ve kabaile diyor Kur'an. Şubelere, kabilelere, fırkalara böldüm diyor size. Allah böyle yarattım diyor. İnna ahalaknakum min zekerin ve Bir erkek bir dişiden yarattım. Hepimizin için. Onun için evrim teorisini savunanlar şirktir diyorum. Çünkü bu ayeti inkar ettiği için. Direkt ayete çatıyor. Bir erkek bir dişi diyor. E sen ama sonradan kabileleri ayırdım diyor. Ve cehennelakum ve kabaile Renkler, diller, ırklar ırk zaten damar demek yani. Ona göre babasından, atasından, Adem Aleyhisselam oğullarından en son geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan şu andaki bütün dünya oradan geliyor. Sam, Ham, Yafet. Üçünün de babası Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın da babası Adem Aleyhisselam. Yani geri tamam. Ama sen şimdi diyorsun ki ben insan cinsin dedim. Evet ama ben e, hiçbir ırktan değilim. E, ayete bu karşıda Allah diyor ki şubelere, kabilelere ayırdım. Sen ayrılan taraftan değilsen insandan değilsin o Allah ayırdım diyor. Bir yere düştün. Burada üstünlük anlamında, ırkçılık anlamında demiyorum bunu. Sen de diyorsun ki şimdi ben ehli sünnetim ama maturidi diye şari değilim. Böyle bir şey yok yani. Ya maturidi diye ya şari olmak durumundasın. Zaten maturidi diye şari'nin arasında birkaç meselede ihtilaf var. Münazaa lafzidir. Yani hangisi olursan her sünnetsin zaten. Sorun yok. Ya ondan ya ondan diye de bir şey yok. İkisinden birden de olabilirsin yani. Ben mesela ikisinden birdenim yani mesela icabına. Neden? E çünkü ulema zaten onları telif etmişler o meseleleri yani. Dolayısıyla bir itikadi konuda bir naslarda bir sarih şeylerde zaruriyat diniyede bir ihtilafları yok ki. E ben efendim e, müslümanım, Müslümanım, i sünnetim evet dört mezhepten fıkıhta dört mezhebin dışındayım. Nasıl oluyor öyle? Nasıl dört mezhebin dışında oluyorsun? Ese ben namaz neye göre kılıyorsun? Kafama göre kılıyorum. Kıl bakayım, kılıyor. İşte kıldığın zaman bakıyorsun ya namaza ve muhalifet iştihadına uyuyor ya şafi, göre birinden öğrendi. Öğrendiğini onlardan öğrenmiş yani. Bu bu kadar basit. Sen peygamberle görüşüp ondan direkt öğrenmediğine göre bir aracıdan öğrendin. Mesele bu kadar basit. Sen nasıl namaz kılacaksın da efendim dört mezhebin dışında kılacağım. Dört mezhebin dışında kıl, kılman için o zaman havaya kalkacaksın ta, efendim takla atacaksın. Ondan sonra bir de parende atacaksın üstüne. Ondan sonra böyle namaz kılacaksın. O zaman ben de sana dedim ki namaz sen dört mezhebin dışında yap. Hareketler yaptın. Ama onun adı namaz olmaz ki. Dolayısıyla kardeşim bugün yani Hilmi Demir profesör çok güzel bir şey söylüyor. Ben o işleri çok bilmem bu akademisyenlerin tarzlarını, üsluplarını hakikaten o onu çözmüş. Ya sen diyor 80 ihtilalinden beri ilahiyatta, imam hatipte, çoluğa, çocuğa ne okutuyorsun? mezhepler üstü bir din. Ya okul kitaplarına ben gördüm 5 mezhep Caferi'yi de beş, beşinciye katmış. Ya olursa beş, altı, yedi, sekiz olacak. Anladın mı? İlla 4'te kalmayacak. Ya da olmazsa hiçbiri yok acaba. Bu ne dolalettir ya? O zaman mezepler üstü yapmayalım. Tamam ne yapalım o zaman? Tamam mezheplere göre yapalım. Ne olacak o zaman? O zaman 73 tane fırka var. 73'ünün de millete inancını anlatalım. Mutezilesi, Cebriyesi, Kadriyesi, Müşebbiyesi, Mücessimesi, muattelesi, Sayda Say, Mürciyesi bilmem nesi. 72 bilmem ne belası var. Hadi şerifte 72'si dalalet fırkası. Kullum fil nar illa Hepsi ateşte biri müstesna buyrulan. Yani illa diyor o zaman, o zaman mezheplerin tümünü okutalım. Yahu zaten çoluk çocuk gelmiş burada müftü olacak, vaiz olacak. Adam gidip de e, efendim Şiası, Caferiyesi, Hulatı, Bilmemnesi, İsmailiyesi, hangi fırkası, fırakı, dahlesi. Sen bunların birini, bunları ne anlatıyorsun çocuğa ya? Adam sana maturidi anlattı da mı öbürüne vakti kaldı ya? La havle ve la kuvvete illa billah. ehl sünnet uleması, Kur'an'dan, sünnetten hep ayet hadise dayalı şekilde önümüze getirmişler, kurtarmışlar, koymuşlar. Şimdi mezhepler üstü. Mezhepler üstü ne demek? Dinsizlik yani. Ola Ramazan Bulti'nin, Said Ramazan Bulti'nin bir kitabı var değil mi? Ella mezhebiye kantaratülla diniye. Mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür. Bu bir kitaptır. Çok ilmi bir kitaptır ya. E çünkü neden? E bu nasıl bir şeydir ya? Bir namaz, bir zekat, bir oruç anlat. Ayetten, hadisten kendin bulacak, çıkaracak. Nerede çıkaracak ya? Sabah namazının, farzın iki rekatını bile çıkaramaz. İki olduğu yok. Yani... Kur'an'da ayette hiç yok namaz zekatları ile ilgili bir konu. Kılınış şekli ile ilgili bir konu. Zekatın yani işte mezhepsiz yapınca ne olacak? Dinsiz yapacak mesele bu. E sen ilahiyatta imam bile mezhepler üstü okutuluyor diyor. Kim diyor bunu? İşte Hilmi Demir Hoca diyor. Böyle diyor mezhepsiz mezhepler üstü kafana göre takılabilirsin, istediğinden istediğini alabilirsin. Böyle bir şey din okutulur mu diyor. Ondan sonra ateist oldu, deist oldu. Ondan sonra geliyor sorumlusu cübbeliymiş gibi Peki gençler ne yapsın? Gençler ne yapsın? Ehli sünnet ve cemaat ulema. İlahiyatta da var. İmam Hatip'te de var. Yok değil. Ama batıl ehlinin, bidat ehlinin sesi gür çıkıyor. Öbürlerin sesi az çıkıyor. o ehli sünnet ve cemaat olduğu şahitli, ispatlı, delilli hoca efendiler ben bunları keşke dedim ya bunlar bir birlik yapın bu birlik içerisinde bir üye olun. Hiç olmazsa talebe malebe kimden okuyayım, kime sorayım, ne edeyim dediği zaman da bu üye buraya üye olurken de hassasiyet olarak eli sünnet hassasiyetini zaruriyatı tabii üst kimlik. Alttaki teferruata girmiyoruz. Tarikat inanıyor muymuş, inanmıyormuş, şeyhe bağlı mıymuş, bağlı değil bunlar Bunlar eli sünnetin kaidesi değil ki. El-i sünnet itikata, kaideleridir. Dolayısıyla veya burada amel ediyor muymuş, etmiyor muymuş? Bu da olmaz. Çünkü adam sabaha kadar namaz kılan Vehhabi var. Çok takva gözüküyor. Ondan sonra el karısına göz dikmiş. O kafir diyor karısını bana getir. E şimdi böyle sapıklar da var. Onun için burada itikad, e, itikat, iman başlı başına bir iştir. Tabi amelle onun desteklemesi lazım. Salih ameli olmayanın hani e, taviz vermesine veya yarım gün başka hallerine güvenilemez dersin, edersin. O ayrı bir şey. Ama o asla bir ölçü değil. Ölçü kıstas itikat. Ya şöyle bir birlik bile kurulamadı ki. Biz de İmam Hatip'teki ilahiyetteki bir çocuğa biz akademisyen değiliz. Ama akademisyen olan hocalarımız var. İşte böyle Sifil Hoca'dır, İhsan Hoca'dır vesairedir. Dolu var. Efendim e, Topbaşı ve Efendi Cemaat'ına dolu akademisyen var. Necdet Tosun Hoca'dır, şu Hoca'dır. şimdi e, Kamil Limaz Hoca, Eski İstanbul Hüksü. Şey, dolu el Sünnet abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz. E böyle bir şey kurulur. Bu noktada şu, Burada bir üyelik olsa bir eli sünnet. Orada da hassasiyetimiz nedir? Eli sünnet itikadının e, zaruriyatında zaruri olan meselelerinde inanma zorunluluğu da. şimdi buna da inanmayan adama da kalkıp şimdi sen burada efendim e, gel sen de gel aramıza diye üye artırmaya uğraşmıyoruz ki. Neden? Talebeye, gençlere şunların kitapları okunur, şunların derslerine girilir, şunların sohbetleri dinlenir denebilecek bir durum. Ama yapamadık. Ben bana düşen bir iş de değil. Ben fikir bazında böyle öngörülerim olan bir adamım ama fikir 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 kimse yanaşmıyor acaba. Ondan sonra da gençlik ortada kalmış. Caner Testaman çıkar, evrim teorisi Kur'an'a zıt değil. Hadi gençlik inanır maymundan türediğine. Öbürü çıkar, İslamoğlu, Bukhari, Mukhari hepsi efendim yalan, yanlış, uydurma. Ondan sonra sahabe şöyle, sahabe böyle. Hadis hadis, sünnet hiç böyle bir şey yok. Kur'an'da da ayetlere göre er, mucizeler yok. Temsil memsil gider ona. Öbürü çıkarır bir akol. Öbürü şiası caferiyesi oradan çıkarır bir akol. Ehli sünnetin, Müslüman ehli sünnetin çocukları böyle heder olur gider. O arada da bocalayınca onu da bıraktım, onu da bıraktım, onu da bıraktım. Peygamber edelim. Yok, deist oldum gittim. Yaşan Nuri bile ölmeden evvelki konuşmalarında değişlik uygun geliyor artık, başka bir çare kalmadı. Koca tefsir profesörü, bilmem ne profesörü, tasavvuf profesörü, uzmanlık alanı, işte doktorası tasavvuf olan bir adamın son geldiği nokta bu. E bunları dinleyenlerin pe pe çocuklar ne yapsın? Ondan sonra cübbeli diyor ki beni dinleyin demek istiyor. Ben şimdi beni dinleyin mi demek istiyorum? Beni dinleyin. Hangi konuda dinleyin? Ehli sünnet alimler birliği kurun. Ehli sünnet alimler bir araya gelsin. Ama sen şimdi ehli sünnet alimleri birliği diye kurduğun bir yere hocaların hocası diye bir Hayrettin Karaman'ı alırsan bu Hayrettin Karaman da kalkıp kastede Yeni Şabak'ta yazarsa ki kabir azabı, mabir azabı millete anlatmayın. Teknoloji çok gelişti. Kamera koyarlar mezara. Sonra da kamerayı geri çekerler. Bakarlar münker, nekir, sual, hesap, azap bir şey yok. Gülüş duruma düşersiniz. Ta adam kabir sualinin cevabının, azabının orada kamerayla çekilemeyecek bir durum olduğunu, gayba iman gerektiren bir durum olduğunu ki kabir azabı eli sünnetin mütevatir imanından, mütevatir, ittifaklı. Ben aşağıdaki ihtilaflı konulara girmiyorum. Zaruri. E kabir azabı gibi bu kadar ayetle hadiste delili kaynağı olan bütün ehl-i sünnet itikat metinlerinde efendim varid olan, vakı olan Ebu Hanife'den tut, bütün ehl-i sünnet itikadını yazan ilk alimlerden son alimlere kadar kabir azabıyla dalga geçen bir adam hocaların hocası diye sen oraya aldığın zaman bu ehl-i sünnet birliği olmaz. Veya İsa Sem ineceği konusunu itiraz eden bir Mustafa Karataş. E bu mütevatir. Say hadislerde ittifaklı tevatür hakkın tevatür olunca mütevatir hadis ayet hükmündedir. İnkarı kafir eder. Onun için Halüsü diyor ki İsa Sami ineceğinin inkarının küfür olduğunda icma var. Mütevatir konuları konuşuyorum. E sen şimdi bu adamı aldığın zaman neymiş? Eski bizim camialardan şuradan gelme buradan gitme. Kardeşim ben itikadına bakarım. Eli sünnetin kıstasları var. Bunlara inanıyorsa namaz da kılmıyorsa oruç da tutmuyorsa itikadı bu da ilmi de varsa Efendim itikadı da bu yöndeyse eli sünnettir. Buraya alınabilir. Ama bir tutam sakalı da varsa, hacıysa da, hocaysa da, efendim hocaların hocasıysa da, kabir azabını inkar ediyorsa bu itikattır. Beş vakitte kıla, beşe de beş katıyorsa, isterse de tarikat ehli olsun. Şu cemaatten, bu cemaatten geçmiş olsun. Falan hocanın, falan şeyhin dostu olsun. Beni alakadar etmez. Ben şu anda Efendi Hazretleri'nin en yakınından yetişmiş bir adam olsa, bir hoca olsa, Hatta beni de okutmuş olsa, şu anda kabir azabını inkar etse veya İsa Selamı inmeyeceğini söylese, ben o adamı ehli sünnet görmem, göremem. Ben değil ki hiçbir ehli sünnet onu ehli sünnet göremez. Çünkü Allah Resulü tekzip ediyor. Sahih mütevatir hadislerde, sahih de geçtik. Manen mütevatir. Ama itikatta hüccettir manen mütevatir olduğu zaman. Zaten lafzan mütevatire kalırsan, lafzan mütevatir hadisten kaç madde bulabilirsin? Ama manen mütevatirden çıkıyor bütün bu akaid meseleleri. E o zaman ben nasıl bu ehli sünnet? Ha, beni dinleyin tabii. Neyi dinleyin? Bir eli sünnet birliği kurun, kimliği kurun. Bir alimler, akademisyen olan da katılsın, olmayan da katılsın, Medreselerde katılsın. Veya sırf akademisyenler kendi aralarında bunu oluştursun. Ama bir ehli sünnet duruşu olsun. Bir maturidi eşari birlikteliği bir çıkışı olsun.